Dostlar selamünaleyküm. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda memleketim Sinop'tayım. Türkeli ilçesini çektim. Şu anda Ayancık'tayım arkadaşlar. Ayancık'ta neredeyim? Ayancık'ın tam girişi olan bu dört yol ağzındayım dostlar. Burayı belki geçen sene selden tanırsınız. Bu karşıdaki köprü yıkılmıştı. Bu yeni yapılan köprü arkadaşlar. Oradan içeri yürüyeceğim. İçeri yürüyüp de yani daha fazla şehir merkezini gezeceğim. Bir de pazar var bugün. Pazarı gezeceğim. Biraz şöyle bir pazar araştırması yaparız beraber. Yani selden yıkılan yerleri değil de daha fazla şehir merkezi ve sahili gezeceğiz. Buradan gelirken bir köprü daha yıkılmıştı. Geride Ayancık'a girmeden önce tam köprünün o mevkinin ismini unuttum ama köprü bitmiş. Şu anda kapalı, açık diyorlardı ama yine kapalı şu anda. Büyük ihtimalle bugün cuma belki bir açılış, kurdele kesme falan yapacaklar. Köprü güzel olmuş, çevresi de güzel ama köprüden sonra buraya doğru her yerde inşaat, toz, duman. Yaza kadar da biteceğini sanmıyorum. Yani orada hiçbir çalışma görmedim. En azından bu köprü bitmiş. Öteki bir köprü daha yıkılmıştı. Oraya da gideceğim. Evet arkadaşlar inşallah güzel bir gözü olur. Köprüden şimdi Ayancık'a giriyorum. İlk defa Ayancık'ta bir fabrika görüyorum. Buraya bir fabrika açılmış, Mesa Tekstil diye. Vallahi ilk defa görüyorum. Sevindim aslında. Burada en azından bir 50-60 kişi çalışır. Tam köprünün başına yapmışlar bunu. Köprü bayağı güzel olmuş. Geçen sene buralar gerçekten çok sıkıntı yaşadı. Çay sanki genişlemiş gibi. Dostlar tam köprüden karşıya Ayancık'a girdiğimiz zaman bize güzel bir şehitler anıtı yapmışlar. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şimdi dostlar Ayancıklar bilir pazar yeri geçen sene selde komple yıkılmıştı. Bu sene de tam böyle köprünün başına artık kurmuşlar pazar yerini. Ondan dolayı şehir merkezine gitmeden ilk önce bir pazarı ziyaret edeceğim. Evet, yeni pazar yeri burası. Şu anda pazarın girişindeyim. Şöyle bir pazarda kısa bir tur atıp buradan çıkacağım. Evet dostlar sebze meyve standlarındayız. Abimiz çekmeye müsaade verdi. Sivri biber 10 lira, çalistan 10 lira, dolma biber 15 lira. Pazarda bayağı kalabalık. Şimdi geçelim karşıdaki standa. Portakal var, armut var, muz var 20 lira. Karpuzlar çıkmış. Çilek 20 lira. Domates 20 lira.
Selamünaleyküm abi. Köy domatesleri 15 lira. 10 lira abi, 10 lira. Patlıcan 15 lira arkadaşlar. Kaç lira vereceksin? Ne için abi? Çıkma parası. Selam verirsen mi? Kavuş değil bir şey yok. Abla ister. Sağ ol tatlım. Vallahi dostlar, şimdi pazardan çıktım. Pazarda hiç de öyle ucuz gelmedi bana açıkçası. Yani domates de 20 lira. Burada böyle terk edilmiş eski binalar var. Yani ayancıklı olmadığım için bunların ne olduğunu bilmiyorum. Soracak kimse de yok yakında. Ayancıklılar bilir ama. Yani ayancıklılar, burası nedir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Karşıda meslek lisesi. Bir şey kutluyorlar ama tam anlayamadım. Vallahi bir şey kutluyorlar. Burası. Karşı taraf. Sağda eski hastane var. Evet dostlar, geldim Ayancık Meydanı'na. Kent Meydanı. Veya neymiş, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ymış buranın ismi. Bugün Ayancık bayağı kalabalık. Pazar olduğu içindir büyük ihtimalle. Karşıda Atatürk heykeli var. Evet, meydanda şöyle bir tur atalım. Şu anda gerçekten bir mucize gibi bir şey oldu. Bofingen'den 35 sene önce Türkiye'ye göçen bir arkadaşım böyle arkamda Nihat Bey, Nihat Bey diye birisi bağırıyor. Ben de bakıyorum, tanıyamadım. Şimdi size onu tanıtayım. Bayram Aksoy kardeşimiz arkadaşlar. Kendisi 80 kaçta geldin 85'te. Türkiye? 85'te. 85'te kendisi Türkiye'ye geldi temelli. Ondan sonra burada çalışmaya başladı. Şimdi bundan önce biz Türkiye'deki yaşam zorluklarını görüştük. Şimdi onu görüşmeyeceğiz. Türkiye'ye niye geldin o zaman sen? Herkes Almanya gelmek istiyordu. Ya ben tercihi bana bırakmadılar da annem babam rahatsızdı. Anne baba gelmek istedi değil mi? Anne baba gelmek istedi. Ben de işte nasip böyleymiş. Yani. Neyse, Türkiye'de ne mesleği yaptın? Ben ne olarak mobilya çalıştın? Dekorasyonda çalıştım. Askere kadar. Ondan sonra taksicilik yaptım. Taksiciliğe başladım. Değil mi? Taksicilikten emekli oldum. Taksicilik, biz de yakamızı sürttük taksilerden. Sen bana denk gelmemişsin. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu kadar, kısa yeter. Bayram kardeşimi fazla yormayayım. Evet, Bayram kardeşim böyle bir sürpriz oldu. Bu evler de ayancıklar bilir. Yani bence ayancın simgesi. Yaşı ne kadar bilmiyorum ama ne kadar eski, o kadar eskiye benzemiyor. Ama bu renkleri falan böyle güzel uydurmuşlar.
Şimdi İskeli'ye doğru yürüyeceğim. İlk önce bir akımı değiştirmem lazım. Ondan sonra oradan devam edeceğim. Aküyü değiştirdim. Ayancık sahile İskeli'ye geldim. Şimdi burada biraz bir mola veriyorum. Şöyle bir manzaramı da göstereyim size. Evet, manzara çok güzel. Fazla da bir kalabalık yok. Evet dostlar, Türkeli'nde olduğu gibi burada da hazırlık işleri son sırat devam ediyor. Kardeşimiz 3'te 2'sini bitirmiş bir tarafı. Tabi bu tarafı da, bu taraf boyamayacağım mı? Ha, mavi boyanacak. Bordo mavi, bu sene Trabzon şampiyon. Ha, Bordo mavi, Ayancık'ta başka kulüp yok mu? Yok, her sene kim şampiyon olursa o renk. Haa, maşallah güzel. Vallahi güzel akıl. Arkadaşlar, Trabzonlar, buraya geldiğiniz zaman Trabzon renklerini bulacaksınız, görüyorsunuz. Kardeş, kolay gelsin. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi, balık tutabildin mi? Tuttum, bugün de şimdi şu anda yok. Günde 8,5 daha 12 yıldır 2-2,5 kilo balık tuttum. Maşallah. Her gün tutuyor musun burada? Sezon yeni başladı, İsaoğuz. Her gün oluyor yani. Vallahi her gün 2,5-3 kilo balık iyi. Evet dostlar, şu anda tam Ayancık'ın son noktasına geldim. Buradan devam ettiğim zaman Çamurca plajına gidiyorum. Ama velakin arabam olmadığı için bu seferlik oraya gitmeyeceğim. Şu güzel görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Karşıdaki yine Ayancık'ın eski köy evlerinden ayakta kalmış. Bayağı güzel bir bina. Burada sahilde yine bir tahta ev var, eski bir Ayancık evlerinden. Ama bu öteki gibi bakımlı değil. Bu bayağı bir harabe olmuş, zaten çevresinden de belli. Bu sırada yine böyle bir tarihi ev var. Çok güzel de bir balkonu var. Ama bu da şu taraftan çürümeye başlamış. Yani bunlar hep tadilattan geçmesi gerekiyor. Geçen seneki videomda da göstermiştim. Burada eskiden çalışan bir kara tren. Burası da restore olmuş. Ben burayı ne olduğunu bilmiyordum ama sonradan biraz bir araştırdım. Burası bir kiliseymiş eskiden. Dostlar, şimdi sahili gezdik. Buradan doğru da yine Ayancık geldiğim tarafa doğru devam yürüyeceğim. Böyle ilginç bir şey görürsem tabii ki yine çekip size gösteririm. Gidiyorum ya. Aa bak, aşağıda 9'a gidiyorum ya. Gel buraya.
Evet dostlar, şimdilik buraya kadar. Ayancık'ta da gezilecek, gösterilecek yer çok ama video çok uzun oluyor. Şimdilik buraya kadar diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.